Efendim Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran bizimle birlikte. Ali Bey'le biraz önce sohbet ediyorduk, işte 24 Haziran'da erken seçim olunca iptaller oldu mu, rezervasyonlar değişti mi diye, olmaz olur mu dedi. Nasıl etkiledi hakikaten? Tabii çok erken bir seçim tarihiydi bizler için. Biz o tarihlere özellikle 24 Haziran'a çok ciddi bir satışımız vardı. Yaklaşık %80 civarında tarih değişikliği oldu. Yani önüne veya sonrasına. Zaten havayolu şirketleri de, özellikle Türkiye'deki havayolu şirketlerin hepsi buna çok doğal bir şekilde yardımcı oldular bizlere. Biz de şu anda diyebilirim ki %80 civarında tarihleri değiştirdik. Ama önce ama sonrasında. Zaten şöyle düşünmeniz lazım. Ben onu şöyle bakıyorum. Seçime katılım oranları da %80'lerde falan oluyor galiba. Doğru. Onun için öyle düşünürseniz, yani bir kısım Kıbrıs vatandaşı var, bir kısım seçime katılmayan var. Onun için o civarda yıl sonuna kadar değişiklik hakkı dedik, nasıl isterseniz diye. Hemen hemen vatandaşların büyük bir kısmı da o değişikliği yaptı. İyi haber. Evet. Hepimizin vatandaşlık görevi, gidip oyumuzu kullanacağız. Öyle tatil sonra da yapılır efendim. O önemli değil. İyi haberi buradan duydum, sevindim. Ama kötü haber, biz artık yurt dışında hiçbir yere tatile gidemiyoruz. Euro'nun, doların geldiği bu durumdan ötürü. Pronto'nun yurt dışı şeyleri nasıl bilmiyorum ama sanki bu yıl biraz yurt içinde hareket daha hızlanmış olacak gibi görünüyor bana. Sizin de geçtiğimiz dönemde de konuştuğumuzdan hatırlıyorum. Bu kurdaki volatilite arttıkça bir miktar yurt içi hikayesi gelişmeye başlamıştı zaten. Şimdi geçtiğimiz yıl ve öncesindeki daha ağırlıklı 2016 rakamların ne kadar düşük olduğunu düşününce bu yıl içeride nasıl bir performans beklersiniz bütün bu gelişmelerle birlikte? Şimdi bir defa bu sene yurt içi de özellikle yurt dışından gelen turistlerin ciddi bir artışından dolayı çok önce rezervasyon yapmanın öneminin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü geçen sene vatandaşımız çok rahattı. Ve hani son dakikaya kadar dahi hani istediği oteli tercih edip gidip tatilini yapabiliyordu. Ama bu sene öyle değil. Bu sene hatta kişi sayıları olarak rekorlara doğru giden bir yıl yaşıyoruz. Bunun tabii sebeplerinden bir tanesi de biraz da ucuz satıyoruz. Hani hanım, bunu da bilelim. Hala pahalanmadık değil mi? Ama o kolay bir şey değil. Hoş yani, bize yerli turiste hep pahalı da Ali Bey, kusura bakmayın. Döviz olarak değil mi? Döviz olarak baktığınız zaman ve dövizin de yukarıya doğru özellikle son dönemlerde gittiğini düşünürsek kesinlikle haklısınız. Ama yani üzerine basarak söylemek istediğim nokta şu, yani son dakikaya kalmayalım bu sene. Erken rezervasyonlar. Peki nedir son durum? Ben de şimdi birinci çeyrek rakamları var. Çok yeni geldi biliyorsunuz turizm verileri. geçen yılın aynı çeyreğine göre %30 oranında, 31,3 hatta tam olarak bir artış var. 4.425.237.000 dolar tam rakamda bu. Harcamalar bunun işte önemli bir bölümü 3.985 milyonu kişisel harcamaları, geri kalanı da işte paket tur harcamaları sizin pazara işaret ediyor. Kişilerin, yani ziyaretçilerin de kişi başı ortalama harcaması 723 dolar. Şimdi bunun ideali ne? Yani biz bu rakam az değil mi? Tabii bizim ki çok bunu az. Ne kadara çıkarmamız lazım ve neden çıkaramıyoruz? Bu sene çıkarabileceğimizi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, çok düştü. Biz ürünümüzü çok ucuza satıyoruz. Yani %30, %40'lara kadar düşürdük. Onu bir miktar bu sene bir %10 belki yukarı çektik ama tabii o aşağı çektiğiniz rakamı oradan birdenbire arttıramıyorsunuz. O taleple beraber, o arz-talep dengesinden birlikte yürüyecek. Ama biz hala daha 700 dolar dediğiniz rakamı da 723 dolara da biz yurt dışından gelen, kendi yurt dışında ikame eden vatandaşlarımızdan dolayı sağlıyoruz. Yoksa 680 dolarda falan, onlar biraz daha fazla harcıyorlar geldikleri zaman memleketlerine, sağ olsunlar. Onun için o 723 dolar oluyor. Ama bu rakam örneğin İspanya'da, işte bizim rakibimiz İspanya'da 1300 dolarlarda. Yani neredeyse yarısı. Yani neredeyse yarı yarıyayız. Yani biz ürünümüzü biraz daha düşük satıyoruz. Ama sevindirici bir şey var ki otellerimiz bu sene dolu. Uçak koltuklarımız dolu. Uçak koltuğu bulmakta birçok yurt dışındaki tur operatörü zorlanıyor yaz sezonu için. Onun için en azından kişi sayısı tarafını galiba şu an için çözmüş durumdayız. Şimdi biraz daha gelirimizi arttırmaya bakmamız lazım. Komşularımızla çok iyi gidiyoruz. Komşularımız çok arttı. İran, Irak, Gürcistan. Gürcistan ikinci oldu. Yani ilk 3 ayın sonuçları gelenler arasında. İkinci sırada Gürcistan var. Peki şimdi Sayın Bakan tabii ki iyi niyetle ve hani gelecek için iyimser olmak üzere ben olsam ben de öyle yaparım. Diyor ki bu sene rekor kıracağız. Çünkü içerik rakamlarına bakıyor. İşte 5.138.000 turist geldi. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekoru diyor ve yılın geri kalanında da bu rekoru, yani 2018 bu anlamda yabancı turiste, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında rekor yılı olacak diyor. Siz bizzat sektörün içindesiniz. Hani tabii ki umutluyuz hepimiz ama bunun gerçekleşme ihtimali nedir? Ne kadar yakınız bu hedefe, ya da onu sorayım size. Çok uzak değiliz hanım. Yani bakanımız da esasında bizlerden aldığı veriler hareket ettiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hakikaten %50 civarında kişi sayıları arttırdık biz ilk 3 ayda. Bu trend yaklaşık bir yıldan beri de böyle devam ediyor. Ama biraz önce üstüne bastınız, gelirlerimiz olarak artmıyor. Yani %50 daha çok kişi geliyor ama %30 gelirimiz artıyor. Yani yine de bir 40 milyon gibi bir rakamı telaffuz edebiliriz belki de. Evet. Ben de inanıyorum. Yani kişi sayısında bu sene bir rekor olabilir diye düşünüyorum. Eğer tabii ki dediğim gibi bu çevremizde değişik bir şeyler olmazsa. Evet, maalesef jeopolitik riskler hala duruyor ve biz bu coğrafyaya çok yakın olduğumuz için ne yazık ki etkileniyoruz. Gerçekten çok yazık. Çünkü hani çevrede, civarda işte İspanya'sı, Yunanistan'ı, İtalya'sı düşündüğünüzde bizim hiçbir şekilde eksiğimiz yok. Yani ne işletme anlamında. Hatta çok fazlamız var, artılarımız var. Ama ne yazık ki bu tip etmenler, bir de birazcık tabii bu işteki başka dinamikler de var, ayrıca tartışılır. Onların yüzünden yapamıyoruz. Şimdi trendlere de bakalım. Hani yurt içi dedik ya, hareketlenecek. Şimdi ülke içinde turizm trendleri nasıl değişiyor onu da merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda hiç konuşmadığımız yeni bir takım turizm aktivitelerinden, alanlarından bahsetmeye başladık. İşte termal turizm diyoruz, sağlık turizmi diyoruz. Ondan sonra enteresan, hatta bunlar sadece içeride değil dışarıdan da çok ilgi görüyor diyoruz. Nedir son trendler, neler öne çıkıyor, hangi yeni lokasyonlar var? Evet, yani bir defa her şeyden önce artık insanlar da bir deniz, kum, güneş her zaman insanların hep bir öndeki tercih oluyor. Yani bir denize girmek istiyorsunuz veyahut da bir o kumsal tatilini yaşamak istiyorsunuz. Bu dünyanın hemen hemen her tarafında da böyle. Dünyanın en büyük tur operatörlerinde yaklaşık %80-90 gibi o kitle turizm dediğimiz noktası deniz tatili. Ama dediğiniz gibi bu farklılaşan tatil örneğin işte daha fazla yemek kültürünü de tatilinizin içine dahil ettiğiniz, işte birçok farklı aktiviteleri veyahut da eventleri dediğimiz, yani işte örneğin gittiğiniz yerde bir festival olabiliyor. Bunun gibi aktiviteleri içine dahil ettiğiniz tatil, turizm anlayışı çok ciddi bir şekilde gelişiyor. Örneğin bizim işte kendi içimizde bununla ilgili departmanımız var. Sırf bu tür konularda paket turlar hazırlıyor. Yani işte İtalya'ya sadece normal bir İtalya turu değil de içinde işte örneğin bir farklı konserin olduğu veyahut da işte orada bir festivalin olduğu tarihe denk getiren ve onu da size yazılan kesinlikle artıyor. Yani ne kadarlık şu anda bir pay alıyor toplam pastadan? Hedef ne burada? Ya buradaki tabii ki paylar düşük. Daha %5, %10'larda. Ama bu gittikçe çünkü insanlar gittiği zaman çok mutlu oluyor. Yani aynı yere gidiyorsunuz. Öyleyse içinde bir de bir artı daha yaşıyorsunuz ve daha da fazla da pek fazla para da ödemeden bunu yapabiliyorsanız esasında onu tercih etmeye başlıyorsunuz. Onun için bu gittikçe yayılan bir trend. Bu sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bu şekilde artıyor. Onun için diyebilirim ki önümüzdeki yıllarda bence yüzdesi de artacak. İçinde tema olan bu tür paket turlar daha çok rağbet görecek. Şimdi Ali Bey, siz buradayken de öyle, daha önce de öyleydi. Kurdaki oynaklık devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta Merkez Bankası aksiyon aldı. 4.04'lere kadar geriledik. Arkasına S&P not indirdi. Bugünkü fiyatlamayla bu kez biraz önce gördüm 4.16'larda filanız. Size rakamlar ne kadar gap'li, ne kadar aralıklı yansıyor? Yani şunu merak ediyorum. Lafın özü, bu yaz tatil bize ne kadar daha pahalanır acaba? Şimdi biz de elimizden geldiğince bu tür oynaklıkları azaltmaya çalışıyoruz misafirlerimiz için. Yani işte örneğin birdenbire şimdi 4.16 olduğu zaman biz 4.04'te kalmaya çalışıyoruz. Kalabiliyor musunuz? Bunu nasıl çok uzun süre olmasa da birkaç gün kalıyoruz. Çünkü maalesef uzun süre olamıyor. Çünkü kar marjlarımız yüksek değil ama en azından mesela 3 gün, 5 gün, bir hafta gibi hani o eskiden kurda çıpa diyorlardı. Onu uygulamaya çalışıyoruz. Ben bir şeye dikkat ettim gelmeden önce. Mesela geçen sene nazaran yaklaşık %6 civarında daha uygun fiyata satıyoruz. Döviz olarak, yani dolar veya euro olarak yurt dışı sattığımız bölümü şu anda size söylüyorum. Yani bu da en azından belki hani o %15'lik, %20'lik artışın bir kısmını tolere etmiş oluyor. Yani biz vatandaşa biraz da bir yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bir noktaya kadar dediğiniz gibi özellikle de dövizin hızlı çıktığında biz ciddi bir şekilde satışlarımızın düştüğünü görüyoruz. Yani %30'lar, %40'lar civarında satışlarımız azalıyor. Çünkü hani o hızlı çıkış devam edecek mi yoksa tekrar aşağı doğru bir şey olacak mı diye vatandaş da bekliyor. Bugün de hızlı çıkışlardan bir tanesini yaşıyoruz. Peki karlılıklar ne durumda? Dediniz ki fiyatlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Halihazırda rakamlarımız İspanya ile karşılaştırdığımızda yarı yarıya. Hani bu işi yapanlar için bu iş ne kadar karlı? Halihazırda karlı olmaya devam ediyor mu? Bir de hani siz büyüksünüz ama irili ufaklı çok sayıda oyuncudan bahsediyoruz. Hal böyleyse ve böyle devam edecekse bir konsolidasyonda bekler misiniz? Son sorum bu olsun. Evet. Şöyle söyleyeyim, tabii ikiye bölmek lazım. Bir Türk pazarına çalışanlar, bir de yurt dışından turist getirenler açısından. Yurt dışından turist getirenler açısından şu anda dövizin yüksek olması yurt içi, evet tabii yurt içindeki harcamalarını çok daha azaltmış olduğu için iyi haber. Ama yine de dediğiniz gibi bu oynaklıklar hepimizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve yani ben turistin hani orası benim paramla çok daha değersiz oldu, oraya gideyim diyeceğini düşünmüyorum. Yani bizim paramızın değerinin düşmesi daha fazla turisti getirmesinden bence birinci faktör değil. Tabii ki rol oynayabiliyor. Daha uygun fiyata satıyorsunuz en azından ama o birinci faktör değil. Onun için sürdürülebilir olması için en azından şu anda gitmesi gerekiyor. Yoksa hani dediğiniz gibi büyük oyuncular arasında da konsolidasyon veyahut da birleşmeler her zaman için olabilir. Ama en azından şu andaki gidişat sürdürülebilirliği gösteriyor. İnşallah öyle devam eder. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Geldiniz, anlattınız. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ali Onaran'la birlikte programı bitiriyoruz. Piyasa Hattı sona erdi efendim. Kısa bir aradan sonra Açıl Sezen'de Akıllı Para olacak ekranlarınızda. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.